Merhaba arkadaşlar, Oya Dünyası'na hoş geldiniz. Sizlere bugün şöyle bir çok şık bir model göstereceğim. Şu şekilde. Hadi başlayalım arkadaşlar. Önceden zürafasını gittim ben şu şekilde. Batıyorum şimdi. Dört tane zürafa yapacağım. Geri dönüyorum. Azaltıyorum arkadaşlar. Geri dönüyorum. Bunu ikiye kadar düşürüyoruz. Bu şekilde. Buraya dönerken biraz bolluk bırakıyoruz. Şu şekilde. Sık bir şekilde batıyorum. Yaprağına geçtik. Üç tane zürafa yapıyorum. Geri dönüyorum. Kenarlardan çoğaltma yapıyorum. Arkadaşlar, bu modelde biraz zürafalarınızı küçük yaparsanız daha güzel ve şık olacak. Eğer büyük yaparsanız fazla hoş durmayacaktır. 4 oldu. Çoğaltmaya devam ediyoruz yaprağımızı. İki, üç, dört, beş tane oldu arkadaşlar. Şimdi geri dönüyorum. Yukarı doğru azaltma yapacağız şimdi. Bir tane pimpirik yapıyorum. Pimpirik yaparak yukarı çıkacağız. Azaltıyorum arkadaşlar. 4. Geri dönüyoruz. Pimpirik yapıyoruz. Bir, iki, zürafalarımız 3'e düştü arkadaşlar. Tekrar pimpirik yapıyoruz. Bir, iki, geri dönüyoruz. Pimpirik yapıyoruz. Bir tane kaldı. Üste çıkıyoruz. Pimpirik yapıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde. Arkadaşlar şimdi
öbür yaprağına geçeceğiz ve ben şu şekilde dönzereceğim çünkü kirpiklerimin aynı seviyede durması için. Bir, iki, üç. Üç zürafayla başladık arkadaşlar. Geri döndüm. Çoğaltıyoruz başlarda arkadaşlar. İki. Üç. Aynı yere bir daha batacağım arkadaşlar. Dört olacak. Dört oldu. Tekrar başa dönüyoruz. Zürafa yapıyoruz. Beşe kadar çoğaltma işlemini devam ediyoruz arkadaşlar. Beş oldu. Şimdi dönüyoruz. Pimpirik yapıyoruz. Bir tane. Azaltma işlemine geçtik arkadaşlar. Döndüm geri. Pimpirik yaptım. Yavaş yavaş bitiriyorum. 1 2 3 Geri döndüm arkadaşlar. Pimpirik yaptım. 1 2 zürafa yaptım. Tekrar geri döndüm arkadaşlar. Pimpirik yaptım. Bu model çok şık bir model arkadaşlar. Yazma kenarlarınızda özellikle tek renk yazmalarda çok şık durabilecek ve vazgeçilmez bir oya. Şu şekilde gösteriyorum hemen. Bu şekilde. Şimdi dönzeriyorum. Bak bu şekilde. Bakın arkadaşlar. Aynı hizada oldu. Şimdi hemen şurasına geçiyoruz. Şu işleme. Ortaya battım. İki tane zürafa. İki tane zürafa yaptım. Şimdi başa döndüm. Çoğaltma işlemini yapıyorum. Aynı yere tekrar batıyorum. Bir, iki, kenarlardan arttırmamıza devam ediyoruz. Üç oldu. Geri dönüyorum. Aynı yere batıyorum. Ortaya batıyorum.
tekrar başa batıyorum. Aynı yere bir daha batıyorum. Şimdi 4 tane oldu arkadaşlar. Şimdi bunu tekrar başa dönüp azaltıyorum. Kenarlardan çoğaltma işlemini bitirdik. Azaltıyoruz. 3 zürafa yaptım. 2'ye kadar düşürüyoruz. İpim de karışıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi buraya paye ayırmadan bu şekilde batıyorum. Normal bir şekilde. Ve buraya sık bir şekilde batıyorum bir kere. Küçücük bir pırpır yapıyoruz. Zincir şeklinde üst üste gideceğiz. Bu zincir şekillerini küçücük atarsanız güzel duracaktır. Ama büyük atarsanız çirkin duracaktır. Bu zinciri dörde kadar üst üste çıkıyoruz. 3 oldu arkadaşlar. Şimdi 4 oldu. Şimdi yukarı çıkmadan aşağı iniyoruz. Bu şekilde. Tekrar zincirimize devam ediyoruz. İki, üç, dört, üç oldu. Şimdi dördü de yapıp aşağı iniyoruz. Bu şekilde. Aşağıya iniyoruz. Bunu sımsıkı bir şekilde, bolluk bırakmadan bu şekilde arkadaşlar. Tekrar aynı işlemi yapıyoruz. Evet arkadaşlar. Bu şekilde zincirimizi 4 tane yaptık. 1, 2, 3, 4. Şimdi öbür pembe ipe geçtik. 2 tane zürafa yaptım. Çoğaltma işlemiyle devam ediyoruz. Geri döndüm. Aynı yere batıyorum. Kenarlardan artırma yapıyoruz. 1, 2, aynı yere tekrar batıyorum. 3. Başa dönüyoruz. Aynı yere batıyoruz. Arttırma işlemimize devam ediyoruz. Tam 4 tane olacak şekilde arttırmamız devam ediyor. 3. Aynı yere tekrar batıyoruz. 4. Ve şimdi azaltma işlemine geçiyoruz arkadaşlar. Geri dönüyorum. Bir. Aynı yere batıyorduk. Şimdi batmadan azaltıyoruz.
Çoğaltma işlemimiz bitmiştir. 2'ye kadar devam ediyoruz. Dönüyoruz arkadaşlar. Burada hiç pay bırakmadan batıyorum. Buraya sık bir şekilde batıyorum. Şimdi zincirimize geçiyoruz arkadaşlar. Tam tamına 4 tane olacak üst üste zincirimizi geçiyoruz. Ve mesafeleri pırpırların çok küçük olacak. Tekrar üste geçtim. 3 tane oldu. Dördüncüyü yapıyorum. Alta iniyorum arkadaşlar. Burayı sıkı yapıyorsunuz. Paye kalmasın. Bu şekilde. Tam bundan 4 tane olacak. Evet arkadaşlar, bu şekilde. Şimdi koyu olana açığı devam ediyoruz. Şu pimpiriklere 3 tane pimpirik yapacağım. Koyuya açık yapıyoruz, açığa koyu yapıyoruz. Biraz da örneğinizi yaparken yumuşak renkler seçin. Açığa koyu tonlamalar yaparsanız birbirine benzeyen hoş duracaktır. Modeli de açtığı zaman çok güzel oluyor arkadaşlar. Şimdi 3 tane pimpirik yapıyorum ben buraya. Bu şekilde. Ve buraya batarken aradaki mesafe az olsun ki makasınızla keserken arada şey kalmasın. Bunlar kesilecek arkadaşlar. 3 tane daha zürafa yapıyorum. Yani pimpirik yapıyorum arkadaşlar. Bu şekilde. İki. Üç. Evet arkadaşlar. Sonuncu pirpirimizi yapıyoruz. Tam 3 tane pimpiri de yaptım arkadaşlar. Kesme işlemimizi de yapıyoruz. Modelimiz bu şekilde. Evet arkadaşlar, modelimiz bitti. Çok şık bir model. Arkadaşlar, YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Videomu beğenmeyi unutmayın. Abone ücretsizdir arkadaşlar. Hepinize iyi günler diliyorum.